neşesiyle. Herkes bana estetik yaptırdı. Tüm içtenliğiyle. Çok ciddi vicdan azabı çekiyorum. Tüm güzelliğiyle. Kaz ayaklarımı seviyorum. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konuğu Nur Fettahoğlu. Sevgili seyirciler, bu pazar konuğum çok değerli, çok özel ve güzeller güzeli Nur Fettahoğlu. Yani teşekkür ediyorum. Doğru tatlısın herhalde. Ya, o senin güzelliğin, o senin zarifliğin. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Hayatımın çok güzel bir dönemindeyim. Bir kozmetik firmasının yeni güzellik elçisi olan Nur Fettahoğlu'yla sohbeti güzellikten başlıyoruz. Yorgunluğunu hiç belli etmiyorsun ve yıllardır değişmiyorsun. Evet. Niye herkes bana estetik yaptırdı? Bol estetik yaptırıyorum dermiş. Valla inan bilmiyorum. Herhalde enerjiyle alakalı bir şey. Hep böyle güçlü durmaya, yani içsel olarak güçlü durmaya gayret ediyorum. Tabii ki olayları takıyoruz ama onları belli bir yere oturtup daha motive, daha olumlu tarafından bakmaya çalıştığım için belki hep aynı kalmayı başarıyor olabilir miyim? İnan bilmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. 20'li yaşlardaki görüntüsünün sırrını o da bilmiyor. Yeni yeni başlamış gençlik bakımları. Daha yeni yeni yapmaya başladım. Ne yapıyorsun? Cilt bakımı yapıyorum o da. Yeni. Evet. Gerçekten. Bugüne kadar gerçekten hiçbir şey yaptırmadın mı diye böyle hayretle baktılar. Ama yaşınız geldi, yaptırmanız lazım. Onu korumamız lazım. Cilt altını beslememiz lazım. Ufak ufak yeni yeni böyle işte C vitaminleri falan filan yapıyorum. Estetiğe karşı değil ama bizce estetiğe hiç ihtiyaç duymayacak kadar da güzel. Peki ileride yaptırmayı düşünüyor musun? Tabii ki, tabii ki. Neresi olacak orası? Vallahi şeyleri seviyorum. İşte kaz ayaklarımı seviyorum. Hı. O yüzde oluşan çizgileri seviyorum. Neresinden rahatsız olursam orası herhalde. Bilmiyorum ki, şu anda kestiremiyorum. Yaş almayı seviyor ama ilk kırışığı çıkınca biraz endişelenmiş. Endişesinin nedeni Engin Öztürk. Peki mesela ilk kırışıklığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çok ağır gelmişti ama yani o. Niye diyeceksin? Çünkü işte hayat yolundayı çekiyoruz. Engin partnerim. Engin tabii canım benim. Gencecik, dip diri bir cil. Karşısında oynuyorum. Oynarken şurada çizgiyi görünce Allah dedim, yani ben nasıl bu kadının karşısında, bu çocuğun karşısında oynayacağım. Yani oydu şokum. Gelelim anneliğe. Elisa ile hayatı değişti. Anneliğin ilk dönemi olan hamileliği unutamıyor. Doğum bence kadın için, kadın bedeni için çok ciddi bir travma. Çünkü o iki senem ne yaparsam yapayım, o hormonların etkisi, emzirme falan asla toparlamıyor kendini. Şey diye düşünmüştüm herhalde artık, yani böyle bir kadın olacağım ve buna alışmam gerekiyor diye düşünmüştüm. Sonra beden işte emzirme bittikten sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Ha dedim, bu gerçekten annelik, kadın olmak başka bir şey yani, başka bir güç bence. Elisa hayatında çok şeyi değiştirdi. Tıpkı Candan Erçetin'in şarkısındaki gibi bir kadın olmuş. Neyi değiştirdi anne olmak sende? Daha dişi, daha güçlü. Öngörüsü daha yüksek, daha sakin. Daha güçlü, daha sakin. Daha mutlu, daha suskun. Anneliği sevmiş ama ikinci kez anne olmayı istemiyor. Tarif edemiyorum hala anneliği. İkinci bir çocuk. Hayır. Orada çok netim işte. Neden, zor bir süreç mi? Tekrar yoksa? Yani tekrar aslında çok keyifli ama onun geleceğiyle ilgili kaygılar başlıyor bu sefer. Çünkü artık hani belli bir yaşa geldikten sonra belli farkındalıklar da oluyor. Mimar bir ailenin kızı. Ailesi çok istemiş kendi mesleklerini yapmasını. Ama o oyuncu olmayı küçük yaştan beri kafasına koymuş. Duş ajdesini elime alıp eski bir deterjan kutusunun üstündeki yazıları okuyup, yani spiker gibi bayağı böyle onların şeyini yapardım. Anons şeklinde sunardım. İşte kardeşimle birlikte skeçler yapardık, taklitler yapardık falan yani. Hep hayalim buydu.
inatçılığı, Karadenizliliğinden, muhteşem yüzyılda oynadığı Mahi Devran gibi bir deli tarafı var. Sakinsin ama deli tarafın var mı? Karadenizli olmaktan ötürü. Var. Ne yaparsın? Onu hiç ben göstermek istemem şahsen. O anlarda ne yaptığımı da bir tek Levent biliyor. Yapma ya. Var. Rabbime dua ediyorum. Kaldımı çatma olsunlar. Olsunlar da hünkârımızın gazabını uğratsınlar. Yani bir anda böyle ince çizgiye geçebiliyorum ve gerçekten hatırlamıyorum. En delilik neydi? Anlatsın. O derece. Evet. Sabırlı bir adam eşim. Kızı kime çekti diye soruyoruz. Dualar ederek babasına çektiğini anlatıyor. Ben çok dua ettim. Babası Kova burcu ve çok akıllı bir adam. Ve yükseleni de akrep. Dedim ki Allah'ım inşallah Elisa babasına benzer. Gerçekten babasını doğurdu. Kova'ya akrep, Kova'ya akrep. Bence Levent'in sınavı da Elisa olacak. Benim sınavım ikisi, onu biliyorum. İstanbul'u terk etme gibi bir planı var Nur Fettahoğlu'nun. Sadece birkaç yıl içinde o artık bir Fethiyeli olacak. Bir ara Fethiye'ye taşınmayı düşünüyorum. Evet, hala var o düşünce. Zaten orada hali hazırda bir düzenimiz var. Ben her ne kadar işlerden dolayı gidemesem de acayip özledim o toprak. Çünkü beni çok rahatlatıyor. Elisa da çok seviyor toprağa dokunmayı. Çıplak ayak gezmek istiyor mesela benim gibi. İşte Levent'in iş durumunu bekliyorduk. Benim iş durumumu bekliyoruz şu anda. Orada başka bir düzen daha kuruldu. Büyük ihtimalle gideceğiz. Yani en fazla 3 sene. Çok sevdiği mesleğini bile ikinci plana itip uzaklaşma kararının arkasında kızı var. Kızına vakit ayıramadığı zamanları bakın nasıl özetliyor. Çok ciddi vicdan azabı çekiyorum mesela. Bazen böyle bir saat göreyim diye settekilerin gözünün içine bakıyorum. Ne olur beni gönderin. Ama hiçbir şey çocuğundan kıymetli değil. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydim. Teşekkürler.